Baba. Aa, kızım. Ben de Özgür ziyaret. Baba sen benden ne saklıyorsun? Bana söylemen gereken bir şey varmış. Özgür öyle dedi. Evet. Neymiş o benim kalbimi kırabilecek şey? Kalbini mi kıracak? Evet, Özgür söyledi. Sen de sırrını konuşmaya geldin değil mi buraya? Evet. Ya söylesene baba ya. Korkuyorum, aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Borçla mı ilgili? Bak dediğim gibi benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben sadece babama ek iş bulabilir misin diye sordum. Bu kadar. Benim kumar sorunum var. Ne? Dı ama yani geçti artık, yok öyle bir şey. Oradan kazandığım son parayla da bir hayır işi yapayım dedim. İşte Özgür'ün borcunu kapattım. Ne diyorsun baba ya? İşte çok kötü, ben de biliyorum ama geçti kızım. Ben kazandığım parayla da işte hayatta tutunma mücadelesi veren iki kardeşe yardım... Baba ben onu mu diyorum sana? Kumar ne? Senin kumarla bir alakan olmaz ki. Ciddi değilsin herhalde. Sorma sorma, çok utanıyorum kendimden, hatta yüzüne bakamıyorum şu anda yani, ama geçti. Ama annene söyleme. Bak rica ediyorum, annene söyleme. Aramızda kalsın, sonuçta geçti bitti gitti, bir dönemdi o yani. Ciddisin sen ya. İnanmıyorum baba sana. Kumar ne? Kötü bir alışkanlık. Ben aileme ayırmak istiyorum kalan vaktimi. Açarım Foça'ya da bir tane mimarlık ofisi, restorasyon falan. Ne kadar ömrüm kaldıysa yaşarım o kadar. Ya hadi sen de dertlenme bu kadar, hadi. Abi ben geceyle nasıl konuşacağım? Gelkin okuluna geldiği zaman yüzüne nasıl bakacağım kızım? Ya senin hiçbir suçun günahın yok ki. Ben seni zorladım. Ben seni mecbur bıraktım buna. Ta sen kalktın hastanelere kadar geldin beni vazgeçirmek için. Senin bir sorumluluğun yok yani. Düşünme. Bak, ben sana kurduğum bu hayata çok saygı duyuyorum. Kardeşinle kurduğum bu hayata. Şimdi minnetim eklendi. Bir de üstüne mahcubiyetim. Sen de şu hastalık meselesini unut ya. Sil, at. Unut, gitsin. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık abi. Ne oluyor? Ay bilmiyorum. Ne oluyor kızım? Anlatıyorum. Hazır mısınız? Söyle artık, bayılacağım hadi. Adam geliyormuş. Beni keşfetmiş, öyle söyledi. Hangi adam geliyormuş? Neyi keşfetmiş? Bir sakin sakin, doğru düzgün anlatsana. Tamam şimdi anlayamadınız normal olarak. Biz hani Miro ile birlikte düet yapmıştık ya, İstanbul'da videoya çekmiştik hani. Evet. İzmir'deki müzik menajeri bizi keşfetmiş ve bizim ikimizde de çalışacakmış. Kızım nasıl ikinizde? Miro içeride ya. Yok yok, Miro salonda. Ne? Ya ben sana söylemeyi unuttum. Gerçek suçluyu buldular, Miro'yu saldılar. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Ha, tabii canım, ne gerek var ki? Ben kimim ki zaten? Bak. Tamam hayatım, ay, sakin ol. Allah'ım inanamıyorum ya, heyecandan delireceğim. Hayallerim gerçek oluyor resmen. Bana dedi ki sende çok ışık var dedi. Resmen dedi yıldız olacaksın dedi baba, inanabiliyor musun? Tamam anlıyorum, heyecanlısın ama birazcık sakin mi olsan ya? Ya ayrıca yani bir de bir bakalım canım, bu adam kimmiş, neyin nesiymiş? Tabii bak annen haklı. Yani istersen şöyle söyle, biz ailece aramızda bir konuşalım, değerlendirelim falan diye adamı. Zaten babacığım adam bunun için geliyor ya. Oturacağız, detayları öğreneceğiz ve değerlendireceğiz. Hayatımla alakalı kumar mı oynayayım? Anne lütfen ya, ne olur. Bak çok önemli bir fırsat çıktı karşıma, lütfen. En azından birazcık oturayım, bu kadar geliyor adam, bu kadar yolu geliyor. Tamam ama bak baştan söylüyorum, eğer içimize sinmezse ısrar etmeyeceksin. Tamam, söz. Baba? Vallahi ne diyeyim ki şimdi? Konuş bakalım. Neymiş, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya? Nasıl bir şey yapmam? Ay oley. Of.
Ne dolanıp duruyorsun peşimde kuyruk gibi ya? Bir derdin var senin. Söyle, çıkart ağzındaki baklayı da ben de rahatlayayım sen de. Ben bir kızdan hoşlanıyorum. Ama biliyorsun ki ben bu kızlarla konuşma konusunda biraz beceriksizim. Hani hiç sinyal yok falan ya. Sende hiç sinyal yok ki Berkay. Sözlerin kalbimi yaralıyor Seracığım. Ama ben diyorum ki bu kızı bir restorana götüreyim. Ama hangi restoran olacağı konusunda biraz kararsızım. O yüzden hani bir kadın olarak senin fikrini alsam mı acaba diye düşündüm. Çünkü senin fikirlerin benim için çok değerli ve çok önemli. Ha? O da olacak, bir de yanına oturup taktik vereyim sana. Süper fikir. Ben çok sevindim bu fikre. Hatta şey yaparız. Sen yan masama oturursun. Hani böyle bir sıkıntı olursa, böyle bir yanlış bir şey söylersen falan yardım edersin bana, olur mu? Hadi bir ne olur ya lütfen, bak çok önemli benim için bu. Bak şimdi burası var. Hadi bak burası var. Bir bak ya. Sonra burası var. Tamam ya. Mesajları silmiş. Ay bu Ufuk'la beraber. Bir de utanmadan tanıştırdım. İnşallah becerdim numara gizlemeyi. Erhan Bey telefonunu unutmuş, çalıyor. Alo. Ufuk Hanım'la mı görüşüyorum? Ufuk Hanım mı? Yok hayır, yanlış aradınız herhalde. Ufuk'la değilse kimdi bu adam ya? Kim bu kadın? Birlikte yürüyüş yapalım. Çünkü flörtler birbiriyle yürüyüş yapar. Tamam. Ben yürüyüş yapmayı çok severim. İyi hadi. Ay can, ne yapıyorsun? Elini tutuyorum. Olmaz, dokunamazsın bana, elime dokundu. Elime dokundu, elime dokundu, dokunma dedim, elime dokundu, dokunamazsın. Gece. Elime. Gece, özür dilerim, ben unuttum. Olmaz, uzaklaş. Git Alican, uzaklaş, git buradan. Ya, ne oluyor orada? Kim bu kız? Gece'nin kardeşi, Gece. Özel çocuk, bir şey oldu herhalde. Gece. Özel çocuk, ne nasıl özel? Otizmli yani. Ha, anladım. Sevgilinle yürüyüş yapalım ya da elime dokun. Tamam sakin ol, ben özür dilerim. Ya hani sevgililer yürürken elleri tutuşuyor ya, ben o yüzden yaptım ama tamam, ben elleri tutuşmayız, tamam, vallahi özür dilerim. Tuttu, elime tuttu, dokunma dedim, dokunamaz, elime tuttu. Tamam ablacığım, tamam sakin ol. Tamam şu an kimse senin eline dokunmuyor, ben buradayım, senin yanındayım ablacığım, sorun yok. Sakin olabilirsin, tamam mı? Dokunmayın dedim. Derin nefes. Elime tuttu, dokunma derin dedim, dokunamam. Tamam. Sevgiliz dedi. Olmaz, eline dokunamam demiyorum. Sevgiliz dedi. Yürüyüş yapalım dedi, elime tuttu. Gülce, ablacığım. Hani biz küçükken birlikte köpükten balon oyunu oynardık, hatırlar mısın? Ben o zaman ne yapardım? Elimizdeki balona üflerdim. Sonra onu gökyüzüne gönderirdim, hatırlıyor musun? Bak, bak böyle. Aferin sana, bir daha hadi. Bak büyüyor. Aferin ablacığım. Bak kocaman oldu ablacığım, bir daha. Bir daha üfle ablacığım. Son bir kez daha üfle ki balon kocaman olsun, üfle.
Bu ne? Ya eldiven. Eldiven olduğunu görebiliyorum. Ben ne yapacağım ki eldiveni? Gülce bunları takacak, çok mutlu olacak. Ben deniz kestanelerini çok seviyorum ama avcumu alınca elim çok acıyor. Çünkü deniz kestaneleri dikenli hayvanlardır. Elinde tutamazsın. O yüzden bunlarla tutuyorum. Sen de bunları tak, Alican kestanesini tut. Gülce'nin kalbi çok sevinecek, çok mutlu olacak. Ben de diğer sevgililerin yaptıklarını yapabilirim. Alican'ı tutabilirim. Evet Gülce, yapabilirsin. Alican, kestane Alican. Kestane. Nasıl ya? Gülce, gel Gülce. Nasıl yani? Sakin olun, sakin olup beni bir dinleyin. Ben Gece'yi tanıyorum. Gülce ile olan ilişkisini de şahidim. Gece öyle birisi değil. Videoyu başka türlü montajlamışlar. Kardeşini zorluyor Özgür. Nesi montaj? Yuh! Nasıl? Özgür, sana yemin ederim videodakiler gerçek değil, görüntü gibi değil. Tamam Gece, sakin ol, ben seni biliyorum. Şimdi ama birileri anlatamıyor. Sen bugün burada durma. Ben onları sakinleştirip her şeyi anlatacağım, tamam? Senin nasıl bir ailen var kızım? Yazıklar olsun size be! Özgür Hoca'dan da mı ders almadın? Zaten çocuklarımıza kötü gözle bakıyorlar. Senin sayende iyice içimi tepki alacaklar. Ya yapmayın ne olur, haksızlık yapıyorsunuz. Görüntüleri farklı şekilde manipüle edip birleştirmişler, yapmayın. Ya bırak ya, ne anlatıyorsun Özgür Hoca? Biz göreceğimizi gördük. Yazıklar olsun be. Ayıp, ayıp. Ayıp. Yazıklar olsun. Yazık, ayıp. Yazıklar olsun. Hiç utanmadan gelin. Hala kuruyor. Bu kadar utanmazlık olmaz gerçekten ya. Biz aslında farkındalık videosu çekmeye çalışıyorduk. Gerçekten otizmle alakalı insanlar bilinçlenir zannetmiş Özgür. Görmüyor musunuz Gece'yi? Gece doğruyu söylüyor. Baksanıza ne kadar üzgün. Ben kefilim Gece'ye. Lütfen bu kadar yeterli. Hadi gidin. Kefil olursun tabii. Flörtün mü senin? Yazıklar olsun sana. Şöhret mi doğru? Ne diyorsun sen? Geç şuraya. Ya dur bir dakika. Ayıp. Ya tamam teyzeciğim, bırak abi, Erdem abi lütfen ya. Yemin ederim bilerek yapmadım, vallahi bilerek yapmadım Özgür. Bir dakika. Çekilir misiniz? Dokunmayın bana. Çekilin. Bana bir dakika, bana. Elimi tut abla. Gel. Ben seni korurum. Hadi elimi tut, kalk.